Herkese merhaba. Bu videoda modify komutlarını incelemeye devam edeceğiz ve bu videoda modify komutlarını incelemeyi bitireceğiz. Bir duvar çizerek modify komutlarını incelemeye başlayalım. Alanımı seçtim. Önceki derslerde scale komutuna kadar gelmiştik. Bu derste scale komutundan başlayacağız. Scale komutuna tıkladım. İstersem grafik olarak bir scale verebilirim. Bir tutma noktası seçtim. İkinci tutma noktasını da seçerek buradan büyütme veya küçültme işlemini yapabilirim. Bu arası şu an 2109. Bunu küçültebilirim. Mesela klavyeden 700 yazarak küçültebilirim. Veya nümerik olarak ne kadar büyüyüp ne kadar küçülmesi gerektiğini burada yazarak da yapabilirim. Şimdi küçülttüm. Büyütmek istersem yine nümerik. Buraya mesela 2 kat büyütmesini istiyorum ve şu noktadan büyütmesini istiyorum. Alanımız 2 kat büyüdü. Bir sonraki komutumuz array. Array komutunda yine seçtim objemi. Array dedim. Burada iki farklı seçenek var. Lineer veya radyal. Yani lineer dediği doğrusal bir şekilde objeleri çoğaltacak. Radyal dediği ise dairesel şekilde. Lineer ile başlamak gerekirse komutumuz seçili. İkinci move to seçeneğinin ikincisi seçildiğinde burada bu tutma noktasından şuraya kadar bir ölçü verebilirim. Ve bundan sonraki çoğaltacakların hepsini bu aralığını aynı ölçü yapacaktır. Mesela 1200 girelim değeri. Bu arası şu tutma noktasından burası 1200 değerinde ve 2 tane yaptı. Burada değeri 5 yapabilirim ve hepsinin aralığı eşit olacaktır. 3 yaptığımda da yine 3 olacaktır. Şimdi bu oluşturduğumuz bir grup olmuş oldu. Ama bundan önce bir şeyden daha bahsedeceğim. Tekrar objemizi seçip array komutunu girdiğimizde last'ı seçtiğimizde tutma noktasından belirlediğimiz uzaklıkta artık bu aralığa seçecek bunlar. Yani aralığa çoğaltacak. Buraya kadar kaç tane olmasını istiyorsam kendi aralıklarını belirleyecek. En uygun aralıklarla, eşit aralıklarla mesela 6 tane yap dediğim zaman hepsinin mesafesi eşit bir şekilde 6 tane yaptı. 3 tane yap dediğim zaman da yine mesafeyi yaptı. Burada last'ı seçerek en uzak noktadaki mesafeyi ilk objeyle en uzaktaki objenin mesafesini ben belirledim. Üste yaptığımız örnekte ise sadece ikisi arasındaki mesafeyi belirledim. Ona göre çoğalttı. Şimdi gruptan biraz bahsetmek gerekirse bu obje artık bir grup oldu. Burada edit grup dediğimizde bu objede bir değişiklik yaptığımızda diğerlerinde de otomatik olarak değişecek. Mesela bu objeyi copy komutuyla aşağıya kopyaladım. Yanına tekrar iki tane daha bu objeden kopyalamama gerek kalmadan finish dediğimde bunlar kopyalanacak. Hatta burayı 5 yaptığımda üstteki sıra neyse alttaki de aynı olacak. Bunlar bir grup olarak hareket ediyor çünkü. Gruptan bir tanesini sildiğimde gördüğünüz gibi artık değiştiremiyorum. Bunlar tekrar kendi içinde bir gruplar ama mesafe ayarlarını yapamıyorum. Yer alalım. Bir de radyal var. Ondan bahsedelim. Geri aldım hepsini. Şimdi tekrar array komutuna geldim. Radyal olmasını istiyorum. Yani dairesel bir şekilde verdiğim açıya göre bunlar dönsün istiyorum bu objeler. Ve kaç tane olmasını istediğim buraya da yazabilirim. Daha sonra da yazabilirim. Yine ikinci ve last komutları aynı mantıkla çalışıyor. Place komutunu yine önceki derslerde söylemiştim.
Ama şimdi ondan önce place komutunu girmezsek nasıl bir hata olacak ondan bahsedelim. Burada 25 derecelik bir açıyla 3 tane olmasını belirledik. Enter'a bastık. Burada gördüğünüz gibi karmaşık, saçma sapan bir görüntü olmuş oldu. O yüzden geri alıyorum. Tekrar array radyal işaretliyken place komutuna basıyorum. Burada place de diyebiliriz. Ve şurada bir nokta belirledim. Bunun etrafında artık dairesel olarak objelerim çoğalacak verdiğim açıya göre. Buradan başlayıp 25 derecelik açıyla 6 tane olsun diyorum. Burada last'ı seçtim sanırım az önce. Tekrar geri alalım. Array. Evet, last seçili olduğu için şu şekilde de place'ini değiştirebiliriz. Last seçili olduğu için buradan buraya kadar, yani şu açıda verdiğim açının arasına işliyor kaç tane olmasını istediğimi. Eğer 90 derecelik bir açı verirsem gördüğünüz gibi şekil bu şekil oluyor. Tekrar geri aldım. Array komutunu girdim. Burada ikinciyi seçtim. Birinci ile ikincinin arası ve hepsinin arası demek bu. Birinci ile ikincinin arası 30 olsun dedim. Ve 3 değil 6 tane olsun dedim. Gördüğünüz gibi açıyı kendisi belirliyor. Sadece aralarının açılarını ilk belirlediğim açıya göre yapıyor. Bu güzel bir komut. Flange Family'sinde de kullanmıştım. Kullanım alanları ile ilgili düşünceleriniz varsa flange oluşturma family'lerini izleyebilirsiniz. Orada da öğrenebilirsiniz. Şimdi bir sonraki komutumuza gelelim. Split elementten başlayacağım. Split elementi ne işe yarar? Duvarları bölmemize yarar. Split dediğim zaman burada bir seçenek çıkıyor bize. Delete dersek veya demezsek ne olur? Delete onaylı değilken bir keseceği yer belirliyorum. Ve bu duvar artık kesildi. Delete tuşuyla silip burada bir kapı olmadığı halde bir boşluk yaratmak isteyebiliriz. Boşluk yarattık. Peki şimdi delete tuşuyla yaparsak nasıl olacak? Split elemente tıkladım. Delete'i onayladım. Verdiğim boşluğu gördüğünüz gibi ikinci bir silme işlemine gerek kalmadan sildi. Bu eski versiyonlarda olmayabilir. Şimdi diğer komutumuz split with gap. Bu ne işe yarıyor? Bu da belirli aralıklarda boşluklar oluşturmamızı sağlıyor. Ben bu komutları duvarlar üzerinden veriyorum ama siz sadece duvarda çalışıyormuş gibi düşünmeyin. Komutların genel çalışma mantığından bahsediyorum. İleriki derslerde lazım olacak. Öğretmediğim şeyleri kullanmak istemiyorum. O yüzden önce modify sekmesini anlatmak istedim. Burada split with gap dediğimizde burada boşluk, ne kadar boşluk olmasını istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Mesela 20 dediğimde buraya tıkladığımda iki duvar arasında 20 santimlik boşluk oluşturuyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde boşluklar oluşturuyor. Şimdi bir sonraki komutumuz mirror. Mirror da yine iki komuttan oluşuyor. Şöyle bir duvar çizelim. İki çizgi çizerek komutu anlatmaya çalışacağım. Duvarda mirror pick axis, yani burada bunu aynalayacak ama hangi çizgiye göre aynalayayım diyor. Objemi seçtim. Mirror pick axis dedim. Ve bu çizgiye göre aynala diyorum. Gördüğünüz gibi buradaki mesafe neyse buradaki de aynı olarak bunu buraya aynaladı. Objeyi aynalama işlemini referans bir çizgiyle yaptı. Tekrar yapalım. Bu sefer bu çizgiyi referans alalım. Gördüğünüz gibi buradan yukarıya bu sefer referans alarak aynalama yaptı. Yine bu çizgiyle arasındaki mesafe eşit mesafe. Peki bunları silelim. Tekrar objemi seçtim. Bu sefer mirror draw axis dedim. Burada
Aynalamak istediğiniz mesafeyi kendiniz seçiyorsunuz. Ve bir ona aksis line çizmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi çizdiğim aksis line'dan tekrar aynalama işlemini gerçekleştirdi. Şimdi başka türlü bir aksis line çizdim. Gördüğünüz gibi bunları da aynalama işlemini yapmış oldu. Bir diğer komutumuz offset. Bunu zaten duvar çizerken de anlatmıştık. Burada da biraz bahsedelim. Offset'i duvarı seçtikten sonra ne kadar olması gerektiğini yine klavyeden de girebilirsiniz veya mesafenizi kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde offsetler yapabilirsiniz. Tekrar offset dedim. Bu sefer numerik dedim. Ve buraya 100 dedim. Üzerine geldiğimde nereye offsetleyeceğini bize gösteriyor. Evet. Şimdi 100 mesafede duvarın merkezinden merkezinin 100 olduğu bir offset yapmış oldu. Burada copy seçeneği var. Bir de bunu da bu şekilde eskisini silerek yeni yerine offsetlemesini sağlıyor. Başka bir komutumuz align komutu. Align komutuna tıkladım. Şimdi burada duvarların bitiş noktalarını eşitlemek isteyebilirim. Aşağıda olduğu gibi. Eşitlemek istediğim noktayı seçiyorum. Önce seçtim. Eşitlemek istediğim diğer duvarları seçiyorum. Gördüğünüz gibi iki duvar birbirine eşitlendi. Hatta bunları kilitleyip bir duvarı hareket ettirdiğimde diğerinin de hareket etmesini sağlayabilirim. Tekrar align komutunu girdim. Eşitledim. Peki bunları tek tek yapmak yerine toplu bir şekilde yapmak istersem align komutunu girdim. Burada multiply seçeneğini seçip tekrar tekrar seçmeme gerek kalmadan hepsini eşitledim. Align komutu da böyleydi. Şimdi 3 komutumuz kaldı. Onlardan da bahsedip videoyu bitireceğim. Burada bir objemiz var ve biz çizim yaparken bu objemizi seçmek istemiyoruz. Sürekli seçip yanlış yerlere sürüklenmesini sağlıyor. O yüzden artık bunun yeri sabittir. Ben bunu değiştirmek istemiyorum diyebilirsiniz. Bu yüzden bu objeyi pinlemeniz gerekiyor. Yani AutoCAD'teki kilit mantığı. Burada objeyi seçtikten sonra pin dediğinizde üzerine şöyle bir işaret çıkıyor. Bu artık seçilebilir ama hiçbir komut buna işlemeyecektir. Gördüğünüz gibi taşınmıyor. Döndürülmüyor. Çünkü bu pinli bir eleman. Burada pinli elemanları seçmek istemeye de bilirsiniz. Hemen sağ alt tarafta şu tuşa tıklayarak Select Pinned Element. Gördüğünüz gibi artık objemiz seçilmiyor. Tekrar tekini kaldırarak objemizi seçebiliriz. Burada objemiz seçiliyken Modify'in altında Select'ten de aynı şeyi yapabiliriz. Bunu kaldırarak seçimini engelleyebiliriz veya tekrar tıklayarak seçebiliriz. Artık bütün projemizi bitirdik ve kilitli bir şey kalmasını istemiyoruz. Objemize geldik. Burada Unpin yer alıyor. Unpin'e tıklayarak artık objemizi rahat hareket ettirebiliriz. Son komutumuz Delete komutu. Zaten klavyeden Delete'e basarak siliyorduk. Ama burada da yer alıyor. Bunları seçip Delete'e bastığımız zaman seçimlerimiz siliniyor. Bu videoda bu kadardı. Modify sekmesini bitirdik. Artık Architecture sekmesinden devam edeceğiz. Önümüzdeki videolarda kolon, aks falan oluşturacağız. Biraz daha bir şeyler elle tutulur hale gelmiş olacak. Umarım size faydalı oluyordur bu videolar. İşe yarasın diye çekiyorum çünkü bu videoları. Bilgi paylaşmak güzeldir. Siz de bildiklerinizi paylaşın. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.